Tabii ki hazırdım. Yani bir sene önceden zaten antrenörlük diplomasını almıştım ben. Ve Mustafa Hocam, sağ olsun Mustafa Deniz Hocam, teşekkür ediyorum kendisine. Ve beni hemen kendi ekibine aldı. Cem Hoca ile ben Ümit Milli Takımı'nda başladık. Ve sonra 2 sene ben Ümit Milli Takımı'nda çalıştıktan sonra 2 sene sonra da Mustafa Hoca'nın yanına geçtim yardımcısı olarak. 2 sezonda A Milli Takımı'nda yani 4 sezon Milli Takımı'nda çalıştım 4 yıl. Yani takım kaptanlığı yaptığın zaman hemen hemen aynı şeyi yapıyordunuz. Yani böyle bir liderlik vasfın oluyor ve onu orada da yapabiliyorsun. Bir süre kendini futbolcu gibi görebiliyorsun, çok kısa bir süre. Ondan sonra zaten ben çabuk unuttum, hiç üstünde bile durmadım geçmişle ilgili. Sonra Mustafa Hoca ile çalışmaya başlayınca daha da iyi şeyler öğrendik. Ve çok da başarılı olduk. Özellikle Ümit Milli'de de olduk. A Milli Takım'da da Avrupa Şampiyonası'na gittik. 2-8'e kaldık, çok güzel başarılar yakaladık. Almanya maçı olsun, İrlanda maçı olsun, serbest İrlanda maçı olsun. Ve o maçtan zaten Avrupa Şampiyonası'na gittik. Ya yani çok güzel şeyler yaşadım milli takımı. Gerçekten çok başarılı olduk. Sonra Mustafa Hoca Fenerbahçe'den teklif geldi. O Fenerbahçe'ye gitti. Sonra bana bir teklif geldi. Bir lig takımından Türkiye'de. Ben kabul etmedim. Ben İngiltere'ye gideceğim dedim. 3 ay İngiltere'de kaldım. Hem dil hem de orada takımları takip etmekten. Uzun bir süre Aston Villa'da kaldım. Alpay'ın oynadığı dönem. Hatta sağ olsun Alpay'da da kaldık, belli bir sürede kaldık, evinde de kaldık. Sonra Galler'e geçtim. Galler'de hem dil öğrenme hem de oraları izleme açısından, takımları görme açısından da benim açımdan çok iyi oldu. Sonra döndüm. Tekrar dil için gidecekken o ara Davun Beşiktaş'a geldi. Serdar Bilgili beni aradı. İşte Davun seni istiyor dedi, seninle çalışmak istiyor dedi. Ben de dedim ki bir devre çalışırım dedim. Ben artık tek çalışacağım dedim. Ve ikinci yarı Davum'la beraber Beşiktaş'ta başladık. Takımı aldığımızda iyi durumda değildi takım. İyi bir yerde bitirdik. Sonra ben kendisinden izin istedim Davum'dan. Çünkü ben tek çalışmak istiyordum ve Göztepe'yle de başladım. Göztepe'ye geldim. Başkanla görüşüyoruz. Dedi ki hocam dedi ücret olarak ne istersiniz dedi. Siz ne veriyorsunuz dedim. Biz bunu veriyoruz. Tamam dedim. Gerçekten tamam mı? Tamam dedim. Sorun yok. Prim listemi dedim. Yani şaşırdım. Tabii ki hemen kabul etti. Dedim ki başkanım dedim bak ben size bir şey söyleyeyim. Ben dedim futbolculuğum, kariyerim, her şey müthiş geçti dedim. Ben de Süper Lig'e teknik direktör başlıyorum. Ben dedim parayı kazanırım. Önemli değil. Benim önemli olan Süper Lig'de başarılı olmak. O yüzden problem yok dedim benim açımdan. Yani terveti ben 80 bin liraya aldım. Büyükşehir Belediye'den oyuncular aldım. Cumhur aldım, Cem'i aldım. Yani öyle şey oyuncular aldım. Yani ucuz oyuncular. Ersen Martin'i aldık. Ucuz oyun Mustafa Özkan'ı aldık. Bunların hepsi şeydi öyle yüksek maliyetli oyuncular değildi. Bizim yüksek maliyetli oyunu bir kabat almıştık biz. O yüksek maliyetliydi. Ama ötekilerin hepsi yani şeydi yani en ucuz oyunculardı yani. Çok iyi bir takım yapmıştık. İyi arkadaşlık her şey dört dörtlük gidiyordu. Şey değil sorun değil ama maalesef işte o zaman da kulüplerin başında olan o maddi bir sorundan dolayı sıkıntılar vardı. Eğer ben bırakırsam belki bu bir etki eder. Ve oyuncu arkadaşlarımızın sıkıntıları giderilir ve Göztepe takımında başarılı olur diye düşündüm. Ve o yüzden bıraktım. Ama sonra tabii ki hakikaten iyi de gidiyorduk. Yani bir sıkıntı yoktu. Yani normal. Yani daha da iyi olacaktı takım. Ve sonra zaten o benim kurduğum kadro devam etti. Oynadılar. Ben de devre arası zaten Denizli Spor'a gittim. Bir kere şeyden hiç korkmam. Yani bir takımı almaktan, hele hele devre arası almaktan korkmam. Denizli'deki şeyi gördüm ben, çok iyi bir yönetim vardı. Bir huzur vardı yani çalışma açısından bir huzur vardı. Hiç hemen kabul ettim ben. Dedim hiç merak etmeyin dedim, her şey çok çok iyi olacak dedim. Tabii ki üst düzey transfer yapma şansımız olmadı orada ve mükemmel başladık orada. Her maçımda hem içeride hem deplasman çok kritik maçlar kazandık. Ama buradaki en önemli şey taraftar, bir de yönetim. Mustafa Baysal yönetiminde mükemmel bir yönetim vardı. Gerçekten mükemmel bir yönetim vardı. Ve futbolcu arkadaşlarımız da inanılmaz şekilde bir özveride bulunuyorlardı. Takım kaptanımız Tolunay'dı, Tolunay Kafkas'tı. Ve çok iyi arkadaşlığı sağladık, her şeyi sağladık. Kimsenin beklemediği, düşecek diye beklediği takımımızı Avrupa Kupalarına götürdük.
Göztepe'de bir yardımcılarım benim iki taneydi zaten. Birisi Zafer Veroğlu, öbürü de Feyyaz, Feyyaz Uçar'dı. İkimiz, üçümüzdük zaten. Gerçekten çok da iyi anlaşıyorduk zaten. Takım arkadaşım, beraber oynadığımız yıllarca beraber mücadele ettiğimiz arkadaşlarımızla. Kimse düşünmüyor zaten Avrupa Kupalarını. Sadece şey düşünüyorlardı onlar. Yani şu şeyden çıkalım, kaostan çıkalım diye. Biz kaosu çıktık, bir de beşinci olduk. Avrupa Kupalarına direkt gittik yani. Yine oraya biz Ersen'i aldık, Mustafa'yı aldık. Yani şey olarak, takviye olarak. Bir kalecimiz Dirk Aynen vardı, kalecimiz var, aldık. Özgür Bayer'i aldık. Yani böyle yine çok büyük paralar, Rabat Kabat'ı aldık, Kabat'ı da aldık. Yani büyük paralar harcayarak oyuncu transferi yapmadık. Kulüple sözleşmeyi yaparken ben fazla para almadım, istemedim yani. Belli bir para istedim, kulübün durumu belliydi. Yani dedim, ben dedim Avrupa Kupalarına şey koyarım dedim, prim. Onlar da zaten şey dedi, koy hocam hiç istediğini yaz, önemli değil dediler. Ben de yazdım, bayağı yüksek yazdım ama. Şimdi tabii ki beklemiyorum ama ben inanıyordum, gerçekten inanıyordum. İlk Lorient takımı çıktı, Fransa Kupa şampiyonuydu. Ki Denizli tarihinde ilk defa Avrupa Kupası oynuyor yani. Ve şehir inanılmaz bir havaya girdi. Hatta şöyle bir şey yaptılar, stadın kenarına tır getirdiler. Tır, yani böyle kenarına getiriyorlar. Ne zaman top Lorient'e geçince o tırın şeyi çalıyordu. Kornası diye inanılmaz bir şey yaptılar. Ondan sonra öyle bir şehir havaya girmişti ki o maçı 2-0 kazandık. Çok da iyi oynadık. Sonra oraya gittik, orada yenildik ama şey avantajdan eledik. Bu bizim için oraya geçmek çok önemliydi. Ve sonra tabii ki Sparta Prag'a çıkınca herkes düştü yani. Sparta Prag'da herkes ümidi kesti. Biz hele ilk maça gittik, orada 1-0 yenildik. Kimse bizim Sparta Prag'a 2-0 yenileceğimizi düşünmüyor. Acaba Denizli'de kaç yer diye düşünüyorlardı. İnanılmaz oynadık. Maçın başından sonuna kadar inanılmaz mücadele ettik. Ama taraftar, yönetim ve bütün Türkiye arkamızdaydı. Çünkü bir Anadolu takımı geliyordu. Ve o maçı da 2-0 kazandık. Onun da turu atladık. Tabii başkan prime gene diyor. Ya hocam dedi, bu ne falan filan dedi. Siz kabul ettin dedim ben, zorlamadım dedim. Sonra en son işte şey geldi. Lyon. İlk maçımızda bizim 0-0 bitti Denizli'de. Hatta bir yönetim dedi ki, ya Rıza hocam dedi ya, ilk maç bitti. Bizim dedi dönüşte çok kritik maçımız var ligde. Takımın yarısından fazlasını götürmeyelim dedi. Nasılsa dedi orada dedi, şansımız olmaz dedi. Çok zor dedi. Yok dedim ya, öyle saçma şey olur mu dedim. Oraya gidiyoruz biz dedim ya. Bineceğiz dedim. Düz düz göreceksin dedim ya. Bir şey yapacağız dedim. Siz merak etmeyin. Deplasmanla maç kazanmak daha kolaydır yani. Bunu ben Beşiktaş'ta da söyledim. Biz Malmö'ye burada 1-0 yenildik. Sizi merak etmeyiz, bu takım eleyeceğiz dedim. Orada 4 tane attık. Neyse Lyon'a gittik. Oyun odasına gittik, sessizlik bir hakim. Ama herkes hırslı, arzulu, istekli. Dedim ki, arkadaşlar biz Lyon'a elendiğimiz zaman kimse bize bir şey demedi, normal derler dedim. Ama biz Lyon'u elersek ne olur biliyor musunuz dedim. Bu takım dedim Fransa şampiyonu ve o gün de her sahayı süslemişler. Avrupa Kupalarında 100. maçına çıkıyordu Lyon takımı. O zaman her şey bambaşka olur dedim bak. Yani her şeyi bırakın dedim, kendiniz için oynayın. En önemli şey bu dedim. Ve maça çıktık. Tabii ki çok iyi bir takım Lyon takımı. Çok büyük baskı yedik. Attık golü ve golden sonra inanılmaz bir baskı yedik yani. Ama orada başta kalecimiz olmak üzere defansımız Servet'ten başlayarak diğer arkadaşlarım mükemmel oynadılar. Mustafa da her maç gol atıyordu Özkan zaten. Onun golüyle geçtik. Hatta bizim İlyas'ı şöyle sol bekimiz sakatı, sol bek yok, İlyas'ı oynattık. Sol bek değil. Mükemmel oynadı. Ve inanılmaz bir galibiyet aldık. Ve kimse inanmadı, bir galibiyetle döndük. O zaman başka prim öderken biraz zorlandı bana. Ama dediğim gibi yani harikaydı. Sonra bize Porto çıktı. Porto tabii ki
çok iyi bir takımdı. Mourinho'nun takımıydı. İlk yarı maçta 0-0 bitti. Bizde Serdal diye bir oyuncu vardı. Evet, onu onlarla dekoydu galiba. Ona adam adama vermiş ve mükemmel oynuyordu. O takımın her şeyiydi o. Maalesef maçın sonlarına doğru devre arası sakatlandı. Ve sonra kötü bir fark yedik ama geldik sonra burada da 2-2 kaldık. Ve o takım zaten Avrupa şampiyonu oldu. O turu da geçerdik. Bize ya Slavia Prag çıkacaktı bize ya da şey çıkacaktı, Porto. Slavia Prag Beşiktaş'a çıktı, Porto bize çıktı. Yani biz onu çekseydik büyük ihtimalle tur atlardı. Ama bir tane bir şey yaptık biz o kupalarda. Kendi sahamızda hiç yenilmedik. Ben sadece devre arası yönetimden bir transfer istemiştim. Yani onu da yapamadık. İşte yani bir sıkıntı vardı kulüplerde tabii ki o zaman. O belki o transferi yapabilseydik belki yani biraz daha gidebilirdik. Yani Porto'ya kolay kolay yenilmez yani. Bir kere Ankara Gücü şey, o da aynı Göztepe gibi yani taraftarına baktığınız zaman müthiş bir taraftarı var onların da. Ben dedim ya devre arası olduğu zaman ben bir şeyden korkmam. Yeter ki devre arasını göreyim ben, kendim çalıştırayım, takviyemi yapayım, yapabileceğim takviyelerimi yapayım. Benim açımdan hiçbir sıkıntı olmaz. Ve oraya gittiğimde de hakikaten çok zor durumdaydılar. Cemal Aydın'la görüştüm ve durumu anlattı, kulübün durumunu anlattı. Takımın durumu belli zaten. Kabul ettim ben. Ya tamam sorun yok başkanım. Sadece şurada bir iki oyuncu alalım dedik. O da alabileceğini aldı. Ama ben orada bir tane oyuncu çıkardım. O bizi zaten ligde tuttu. O oyuncu gerçekten mükemmel bir oyuncuydu. Umut. Umut Bulut. Ben Umut geldi oynamıyordu. Ben aldım bunu hemen oynattım. Hatta forvet arkası oynattı. İnanılmaz maçlar oynadı bize. İnanılmaz maçları çevirdi yani. Bir futbolcunun yapabileceği ne varsa her şeyi yaptı gerçekten ve kendisi de çok çok iyi bir yerlere geldi ve bizi de çok çok iyi yerlere getirdi yani. Hele hele bir tane maçımız var, Gençler Birliği maçı. Yani orta sahadan aldı topu, tek başına gitti, gol attı yani. O kadar şeydi, etkiliydi. Nereye koysak oynuyordu. Stoper de problem oluyordu, stopere koyuyorduk. Forvet, kanat. Ve de hakikaten de çok çok iyi yere geldi. Bir kere zaten kişi olarak da mükemmel bir insandı. Kısa sürdü, çok başarılıydı, mükemmeldi. Onların, ben... Nereye gittiysem bir hedef ne konulursa hepsini yaptım. Aldığım takımı hiçbir zaman aynı yerde tutmadım. Altına indirmeden yukarıda bitirdim. O da öyle oldu. Fakat orada şey oldu, ben Cemal Aydın'a dedim, bak başkanım dedim. Yine düşmeye oynayacaksanız ben yokum dedim. Bak burada taraftar mükemmel. Sizin lobi mükemmel. Bak yukarıya oynayacaksanız varım dedim. Önce tamam dedi hocam, öyle yapalım dedi. Sonra dedik hocam ya biz dedi onu kaldıramayız dedi. Ben bir şey istemedim ki yani öyle yüksek para yapalım dedim. Yukarı oynayalım dedim, korkmayın dedim. Yani 4-5 tane oyuncu alalım, korkmayın. Yukarı oynayalım. Çünkü Ankara Gücü'ne layıktı. Şey yapamadılar, kaldıramadılar. O zaman dedim başkanım ben izin istedim ve gittim. Rize'de Ekrem Cengiz başkan. Yani en çok onun için gittim. Gerçekten şeydi yani, mükemmel bir başkandı. Ve biz Rize'de çok iyi gidiyorduk. Yani hiçbir sıkıntı yoktu. Hatta ben Rize'den ayrılırken 5. Yani biz kesin Avrupa kupalarına gidecektik. Ben yürekten inanıyordum. Yani Denizli'dekinden daha çok inanıyordum o şey. Gideceğiz. Çok iyi. Her şeyi kurduk. Gayet iyi kadro. Hepsi çok iyi. Fakat Avrupa şey, Türkiye Kupası'na da gidiyoruz o ara. Sonra bir gün bizim ligin ilk maçı, ikinci yarının ilk maçı Fenerbahçe ile maçımız var. Biz Nevzat Demir tesislerine izin aldık, orada antrenman yapıyoruz. Erken geldik. Şey günü, pazar günü maçım var Fenerbahçe ile. Biz çalışırken beni şey çağırdı, Yıldırım Demirören çağırdı. Ve dedi ki ya Beşiktaş'ta buraya gelmek ister misin dedi. Ya başkanım dedim, tabii ki isterim dedim. Ama dedim bak ben Rize'deyim, çok iyiyiz. Ben dedim Rize izin vermezse gelemem ki dedim yani. Ve sonra ben karışmadım hiçbir şey. Ya iki gün içinde bir baktım bizim kulüp Rize beni bıraktı. İzin verdi Ekrem Bey'iz. İzin vermiş. Ya bana izin verirken de bana dedi ki sen ne düşünüyorsun başkanım? Burada ben dedim size mukabelem var, ben adım atmam, size bağlıyım ben dedim.
Siz bana derseniz git, gidebilirsin dersen giderim. Çünkü Beşiktaş istiyor, ona ben yok diyemem dedim yani. Para mara önemli değil zaten. Ve ben geldim. Oradan Beşiktaş'la anlaştık. İki gün sonra ben Fenerbahçe'yle maça çıkacakken ben bir buçuk gün sonra Beşiktaş'ın başında Malatya maçına çıktım. Ya yani böyle bir ilginç şeyim. Ama o sene kaldığım devre arasına kadar şeyi çok iyi bir yere getirdim. Rize'yi ve çok iyi bir yerde de bıraktım. Avrupa Kupalarından elenmiş, Türkiye Kupası'ndan elenmiş, dipten kopmuş bir Beşiktaş'ı verdiler ona. Ben tabii ki o sorumluluğu alırken, hele hele biz anlaşırken başkanla ne istiyorsun dedik mi ben konuşmadım bile hiç. Para dedim konuşmadım başkanım, sen ne istiyorsan ona göre fiyat biçtim, hiç fark etmez. 6 aylık, bir buçuk yıl, hiç sorun yok dedim. Önemli değil mi? Önemli olan benim burada olmam yani Beşiktaş'ta, görev yapmam yani. Çünkü bizim için çok önemli dedim. Böyle başladım ben. Kariyerim, hele Beşiktaş'ın şimdiye kadar tarihinde en çok olan oynayan bir oyuncu olmam. Ya da Beşiktaş'ta en çok şampiyonluk gören, ne bileyim 10 yıl takım kaptanlığı yapan, milli takımda da yıllarca takım kaptanlığı yapan birisi olduğum için ben öyle kendimi şey görmedim. Yani böyle işte yeni gelmişim, hiç tanınmamış biri gibi görmedim. Zaten oyuncular çok akıllıdır, cindir. Hemen her yere girer ve senin kariyerinle ilgili her şeyi öğrenirler. Yani benim orada çok büyük şeyim vardı yani. Zaten camiadan da çok büyük bir destek alıyordum ben. O yüzden öyle bir sıkıntım olmadı. Mükemmel şekilde çalıştık. Yani varlığımızı, her şeyimizi herkese kabul ettirdik orada. Ve o sene işte ikinci yarı ligin lideriydik biz. İkinci yarı biz lideriydik. Sadece Galatasaray'a 1-0 yenildik. Ribery atmıştı golü Ali Sabiha'nda. Onun dışında mağlubiyet de almadık. Ve sezonu mükemmel bitirdik. Ve tabii ki en önemlisi de Beşiktaş'a yakışan ne olursa olsun yeri Beşiktaş'ı Avrupa Kupalarına götürmekti. Benim en büyük hedefim buydu. Çünkü ara bayağı açılmıştı. Yani yukarıyı yakalamamız çok zordu. Ama Avrupa Kupalarına da gitmemiz gerekiyordu. Benim en büyük hedeflerimden biri o. Karşımızdaki Fenerbahçe ligde mükemmel, kendi sahasında yenilmeyen ve çok iyi giden bir takım. Tabii ki bizim oradan galibiyetle dönmemiz mükemmel bir şey olurdu. Ben bu konuşmaları tabii ki benim en büyük avantajlarımdan bir tanesi böyle maçları çok oynamış olmam. Ve o oyuncu arkadaşlarımızın oturduğu yerde benim çok oturmam. Ne duymak istediğimi çok iyi bilmem. Benim de oyuncuların ne duymak istediğini bilmem. Yani bunlar bir avantajdır. Bunların hepsini çok iyi bir duruma getirdiğin zaman o zaman başarılı olabiliyorsun. Ve kadromuzda bizim iyi bir hava yakalamıştık biz. Oynayan oynamayanı fark etmiyordu. Hepsi de mükemmeldi yani. Ve biz maça çıkarken o dediğiniz pankart asıldı. Ben dikkat bile etmedim. Sadece baktım. Benim tek üzüldüğüm nokta o işi yapan, o mesleği yapan bir sürü Fenerbahçeliler var. Yani onun için bir kere onlara ayıp. Benim için fark etmez ki ben hiçbir zaman kendimi gizlemedim. Ben böyle yokluktan sıkıntılı bir ailenin, maddi açıdan sıkıntılı bir ailenin çocuğuyum ben. 4 kardeşten bir tanesiyim yani. Sivas'tan yoksulluktan dolayı biz buralara gelmişiz. Ve zaten İstanbul'a bakın, en çok Sivas'ta yaşar. Neden? İstanbul, Sivas'ta istediği şartlar olmadığı için herkes İstanbul'a gelmiş. Biz de onlardan bir tanesiyiz ama ben de yolumu buraya seçmişim Beşiktaş'a. Ve Beşiktaş'ta da çok iyi yerlere gelmiş. O yüzden öyle pankartlar beni pek ürkütmüyor. Ben mesela o şeyden sonra beni ilk arayanlar Bülent Arınç aradı. Başbakanımız Tayyip Bey aradı. Yani şey aradı. Yani böyle üst düzey Abdullah Gül aradı. Hep üst düzey kişiler beni aradılar ve kafama takmamam. Hatta şu anda Cumhurbaşkanımız işte Tayyip Erdoğan. Tayyip şeye giderken
bir ziyarete giderken yurt dışına, orada bile, havaalanında bile beni söyledi. Yani bana bir gurur verdi yani hakikaten. Sahip çıkması çok güzel bir şey ve böyle şeyleri kafaya takmamı ve böyle önüme bakmamı hepimiz oralardan geldiklerisi bana yetti zaten. Maça gelince tabii ki herkes o maçtan çekiniyor. Ama ben de böyle maçların şans olduğuna inanıyorum yani. Böyle maçların bir takım için çok önemli ve oyuncular için çok çok önemli. Kazanıldığı zaman çok şeyler kazanıldığına inanan birisiyim. Ve biz öyle bir tarihi maç oynayacağımız aklımızın ucuna dahi geçmiyordu. Biz bu maçı kazanmamız gerekiyordu. Bir kere korkmadık. Benim bir tane oyun felsefem vardı. Ben içeride de dışarıda da hücum oynarım. Galibiyet oynarım. Ne giderim kendi sahamda beklerim, ne de beraberle oynarım öyle. O bende yok. Ben kazanmak için, ben en iyi defansın hep söyle klasiktir. Topun sende kalmasıdır. Benim için önemli olan odur. Ben o yüzden de orada da atak. Yani sadece golü düşünen bir takım yaptım. Sadece golü düşünen, galibiyeti düşünen bir maç olacak dedim arkadaşlarımıza. Ve hem hafta içinde öyle hazırladım, maça çıkarken öyle, korkma diye bir şey olmayacak. İstediğiniz kadar hata yaptım, yeter ki oyundan kopmayın. Ve tabii ki maç çok iyi gidiyordu, gayet iyiydi. Ta ki işte son 60. dakika mı, 70. dakikalar o aralar bizim kalecimizi maalesef Kordova'yı hakem oyundan attı. Ay, oyundan atınca tabii ki 3 kişi değiştirmişiz, riske girmişiz. Yok. Kaleci yok. İlk önce Ahmet Hasan geldi bana. Yok dedim ben Ahmet Hasan'a. Dediler Ahmet Hasan antrenmanda çok iyi kalecilik yapıyor. Yok dedim. Benim için şimdi ben kaleci seçerken bir de pozisyona bakıyorum. Pozisyona göre oyuncu seçmem gerekiyor. Şimdi şey geldi. Ronaldo geldi. Yok dedim sen sakın. Sakın sen hiç kıpırdama. Yerine git. Defansın en iyi adamı. Yani defansımızın merkezinde oynayan adam. Sonra dedim şey gel, Panku ben yaparım dedi. Bak tamam sen gel dedim Panku'ya. Hazırlan dedim. Panku'yu hazırladık ve oynattık. Ve Panku mükemmel oynadı. Gerçekten çok çok iyi, birkaç tane iyi toplar çıkardı. Her şeyden önce bir kendine güveni ve cesareti vardı. Evet, şimdi ondan sonra herkes, Panku kaleye geçince herkes ya şimdi kaç olacak maç? Şimdi kaç tane yenecek? Şimdi ne olacak? Ve bizim arkadaşlarımız, o günkü takım, Beşiktaş takımı, 11 kişi yapamadığı bazı şeyler 10 kişiyle mükemmel yaptılar. Çok iyi kapandılar, çok iyi çıktılar, garanti çıktılar, girdikleri pozisyonlarda değerlendirdiler. Attığımız 2 gol, ne bileyim Ahmet Hasan'ın direkten dönen topları, gittiğimiz boş döndüm ve 10 kişi topu kaybeden tıklama defansını yaptı. Ve yani bir takım 10 kişi oynaması nasıl gerekiyorsa, el ele kalecisi yokken öyle oynadı. Kaleye şut attırmamaya çalıştı, tabii şut da geldi birkaç tane. Onu da kalecimiz mükemmel şekilde çıkardı.